Merhaba arkadaşlar, bugün size materyalizden bahsedeceğim. Materyalize aslında bizim dedik ya şu toprağı yaparken işte basit bir tekstürden bir şeyler yapmaya çalıştık ama materyalize bize kendi materyallerimizi yapma seçeneği sunan çok güzel bir program. Tamamen aslında ücretsiz, hiçbir şekilde bir ücret ödemiyorsunuz bu yazılım. Alt kısımda size linkini bırakacağım, oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu yazılım Unity tabanı ile çalışıyor. Yani bir oyun motoruyla oluşturulmuş, bizim sektör standartlarımıza göre hazırlanmış bir yazılım. Tabii ki bir şey değil, Adobe Substance Painter gibi ya da 3D Code gibi çok şey hazırlama materyaller, işte Unwrap'ler falan hazırlama bir yazılım değil. Ama basit materyallerinizi geçen derste anlattığımız High Map, Diffuse Map, Normal Map gibi ihtiyacımız olan mapleri ortaya çıkartmaya yardımcı oluyor. Burada aslında görüyorsunuz, hep bakın demiştik ki high map, mesela bir sektörün içerisinde kullandığımız tabirler, burada normal map, metallic map, smoothness map gibi, IO, ambience occlusion gibi seçenekler var. Ben şimdi aslında burada önce bir diffuse map'e ihtiyacım var. Yani bizim sadece bir diffuse map'imiz var arkadaşlar. Önce onu bir bulalım. Bunun için özellikle bir tane materyal bulacağım. Hemen. Bu da böyle aslında büyük bir materyal olsun. Ama şöyle masa üstüne bu diye bir şey açayım. Onun için atayım arkadaşlar. Evet. Textures.com'dan bir tane materyal indirdim ben. Bu da şöyle bakın bir kütük aslında bir anlamda. Yani bir wood, bir ahşap ama kütük bir ahşap. Böyle damarlı dediğimiz, İşte daha böyle girintilerin, çıkıntıların olduğu, dokuların daha belli olmasını istediğimiz bir şey. Ama sadece elimizde ne var? Bir tane gördüğünüz gibi diffuse map var. Textures.com'dan böyle çok materyal indirirsiniz, textures indirirsiniz ama bunu bir materyalleştirmemiz gerekiyor ya. Dedik ya Textures.com gördüğünüz gibi böyle tek textures'ları bir dosyayı, bir diffuse map'i size verir. Fakat bunun normal map'i olmayabilir. Kendileri hazırlıyor tabii ama hepsinin yok. Siz kendiniz yapmanız gerekebiliyor zaman zaman. Bizim geçen derste toprağa mesela yapmaya çalıştığımız gibi burada nasıl yaparız? Şimdi ahşabımızı gördüğünüz gibi şöyle aldım. Bunun için önce bir high map oluşturmalıyım. Yani displacement map'i oluşturmalıyım lazım. Bunun için create diyorum. Bakın şurada sol tarafta bizim map'imiz, sağ tarafta da bu high map'imiz oluşturuluyor. Kendi hemen bizim bu tekstürümüzü bir analiz ediyor ve kendi burada bir değer oluşturuyor ama bu değeri siz görmeniz lazım. Yani nasıl? Bu mesela şimdi kendi otomatik oluşturduğu şey, mesela set as high map uygula dediğimde bakın buraya uyguladı. Kendi oluşturduğu, geriye dönebildiğim için bunu bir kontrol etmek istiyorum. Nasıl kontrol ederim? Show full material. Şimdi ben şu material halini gösteriyor. Bakın uyguladı. Hatta şöyle diyelim küp olarak göstersin bize. Bakın uyguladı ama bak şu kabarıkları görüyoruz şu an. Uygulamasa ne olur? Yani bu olmasaydı, clear deseydim. İşte diyelim ki show maps küp olarak. Bakın dümdüz sanki bir duvar kağıdı gibi. Sanki yazıcıdan çıktı almışız. Bizim böyle bir yere yapıştırmışız bunu gibi duruyor. Gerçekçi durmuyor yani. O yüzden ne yapacağız? Her seferinde create, evet oluşturdu ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bakın şurayı bayağı bir beyaz oluşturmuş. Buradaki değerleri biraz düşürmeniz gerekiyor. Örneğin bak şunu biraz düşürün. Bu genelde kendi otomatik bir şeyler yaparken bu tabi dalgalandırıyor biraz da falan, böyle bir dalgalık oluşturmaya çalışıyor. O yüzden buralarda genelde bunlarla oynayın. Böyle şey oluşturmayın. Diyelim ki detayları istiyorsanız, şurada details kendi yaptığı ayarlar var. Bakın details'i istiyorum ben dedim. Oluşturun. Veya kendiniz burada bakın değerleri oynayabilirsiniz. Yani daha belirgin olsun, az belirgin olsun gibi. Diyelim bu benim işimi görüyor. Zaten maksadımız burada programı öğrenmek. Set as high map diyorum. Şöyle bir görmek de istiyorum. Bakın bayağı bir kabarttı yani buraları. Mesela örnek. Şimdi bu kadar istemiyorum ben. Ben mesela istemiyorum. Geri dönüp müdahale edebilirim. Yani derim ki biraz daha şöyle smooth olsun. O kadar, çünkü high map'ten bir şey almak istemiyorum. Ben onları biraz normal map'te oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yeterli. Çünkü budaklarımız falan kabarsın burada. Yeterli. Ahşabımız böyle biraz kabarma dokulu olsun yeterli. Şu an benim için bu iyi.
Ne yapacağım? Burada tabii ki diyelim örnek ne oluşturabilirim? Mesela normal map oluşturayım. Yine create diyerek. Bakın create dedim. Yine oluşturdu. Kendi otomatik. Ama bu oluşturduğunu set as normal map diyorum ya. Yine görmek istiyorum arkadaşlar. Bakın dokuları görmeye başladım. Bakın şurada görüyorsunuz artık kabarıklıkları. Bunları daha da çok kabarık görmek isteyebilirim. O zaman burada biraz kontrastı artırabilirim. Bakın dokular daha da ortaya çıkıyor. Biraz angularity'yi artırabilirim. Böyle daha dokular yani belli belli olsun. Bu çünkü böyle normal bir parke ahşabı falan değil. Yani bu bayağı bir kütük bir ahşap. O yüzden bakın böyle daha dokuları belirgin yapabilirim arkadaşlar. Ha bu bize kalmış burada. O yüzden sadece nasıl yapıldığını görün. İşte diyelim ki şöyle düşürdüm. Set test dedim. Ben yani böyle bakarak bu benim için iyi dedim mesela. Güzel. İşime yarar. Gayet damarları görüyorum. Bakın çukur çukur görüyorsunuz hepsini. Gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi devam edebilirim. Metallic map, smoothness map. Mesela diyelim ki şöyle IOMAP'i oluşturabilirim. IOMAP de çok önemli. Çünkü böyle tür özellikle daha çok kabarması gereken daha çok böyle damarlı belli olmasını istediğimiz materyallerde bununla biraz daha oynamakta fayda var. Güzel seçenekleri de ortaya çıkarttım. Mesela bakın beyazlattım sadece çizgiler kalıyor. Veya daha şöyle her yerin belirgin olmasını biraz daha bakın bu ahşabın arasındaki o dokularda bile ayo istiyorum ben mesela. Şimdi niye? Çünkü ben burada göreceğim ya arkadaşlar geldi bakın bayağı bir karardı yani. Hiç olmadığını düşünün ayonun bakın böyle gözüküyor. Ama ayo komple gözüktüğünde dokuları daha da belirgin hissediyoruz. Mesela şurada daha belirgin dokular hissediyorum. Yani bu H'imiz bizim de şundan. Bakın hiç yok var. Bak aradaki fark görüyor musunuz? Dokuya ne kadar çok şey katıyor. Yani ambiance equation bu yüzden çok önemli dedim ya. Hani bütün materyallerimizi kullanalım. Tabi bazı yerlerde ters tepebilir. O zaman dereceleri biraz düşürmek gerekiyor. Yani çok temiz olmasını istediğimiz materyallerde bu sorun olabilir ama böyle materyallerde çok güzel sonuçlar veriyor. Şimdi ben burada smoothness'ta biraz yansımaları kontrol edebilirim. Mesela sadece smooth oluşturacağım. Şimdi diyelim ki bakın set s diyeyim. Şöyle bir bakalım. Görürüz bakın yansımalar bayağı gitti yani ama bu kadar da ölmesini istemiyorum mesela. Yani ne kadar yansısın? Bu dereceyi aslında biz programda kendimiz de artırabiliriz. Yani özellikle şeyden bahsediyorum. 3D Max'in içerisinden. Şimdi ben burada aslında şöyle biraz açalım bu değerleri. Şöyle biraz fazla yansısın. Şöyle yansısın bu. Ama nereler yansısın etsin. Bakın şöyle smoothlarla falan ayarlayabilirim. Yani biraz daha böyle aralar belirgin nereler. Bakın şuralar daha fazla yansıyacak gibi şeyler yapabilirim. Bunu görüyorum burada. Evet, şundan bahsediyorum. Bakın aralarda soyulmuş yerler yansımıyor mesela. Böyle aralar yansıyor. İşte orada smoothness'ın şeyi de orada ortaya çıkmış oluyor. Şimdi benim için bu gayet güzel bir materyal oldu arkadaşlar. İşimi gayet görecek. Şöyle görürseniz yansıma konusunda da gayet iyi. Şimdi bu programda farklı mesela Next Cube Map diyor ya. Buraya bastıkça da farklı böyle HDR'larla buradaki seçenekleri görebiliyorsunuz. O size kalmış. Hani şöyle ben şununla bakıyorum genelde. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi tile map olarak görmek isterseniz de böyle görüyorsunuz. Yani ben bunu bir tile map yani bir yüzeye koyacağım. Nereye koyacağım? Böyle. Gayet hoş arkadaşlar. Tam yapmak istediğim materyal yaptım. Artık kaydetmek istiyorsam burada BMP, JPEG, PNG, TGA farklı formatlar var. Ama Save Project deyip işi bitirebilirim. Şimdi Save Project ve zaten masa üstünde Wood'un içindeydi. Ben buraya Fatih Wood diyorum. Yalnız Select dedim. Bu artık buraya bir kayıt oluşturuyor. Bakın bizim geldi oluşturdu. Şöyle bakarsak bakın FT Wood diye. Diffuse orijinal dedi burada. Bu bizim zaten orijinal mapimizdi. Bunu da oluşturdu. Bu kaç oluşturdu şu anda? Bakalım bir. Aynı büyük çözünürlükte oluşturmuş oldu arkadaşlar. Bakın 8000'e orijinal bunun boyutu neyse onu da oluşturdu. Fakat burada diffuse map'e müdahale de edebiliriz. Yani burada edit derseniz bakın ben burada görüyorum. Sağ tarafta bize bir için bir öneri. Sol taraftaki orijinal. Ben şimdi sağ taraftakini de oynayabilirim.
Yani burada ne oynayabilirim? Sallıyorum, kontrastla oynayabilirim. Biraz daha kontrast gözüksün. Biraz ışığıyla şöyle oynayayım. Hani yani din kendi şeyimizi biraz daha ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bakın sıcaklığıyla oynuyorum. Ya soldaki biraz soluk, sağdaki mesela daha belirgin. Ben sağdaki benim hoşuma gitti. Böyle set, bakın as diffus dersem artık yeni benim düzenlediğimi kullanılacak arkadaşlar. Ve şimdi kayıt ediyorum. Aynı yere yine FT'ye wood dersem üzerine yazacak zaten. Ve select diyorum. Şimdi arkadaşlar bu ne yaptı? Benim yine dosyama geldi. Bu sefer bakın burada diffus, bir de diffus oluşturdu, bir de orijinal dedi. Yani benim bir orijinal kendim var, bir de az önceki düzenlediğim var. Yani hangisini kullanmak istersem onu kullanabilirim. İkisi de kalsın diyorum mesela. Bir tane de öyle yaptım yani. Peki şimdi gelelim bizim şu sahnemizde. Bir tane şuraya aslında şöyle bir box oluşturursam bu yeterli olacak herhalde. Burada bir kütük yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle alalım materyalimizi. Evet. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki ilk olarak şöyle Corona Regis materyal atadım. Geliyorum buraya. Şimdi neyi alacağım? Bütün bizim yeni yaptığımız şeyleri alalım. Önce bir difusumuz lazım. Diffuse için ne lazım? IO lazım. Şöyle IO'muz lazım. Normal map'imiz lazım bize. Height displacement'ımızı aldık. Smooth'muz, burada yansımalara müdahale ederiz dedik. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim şimdi. Önce zaten height'ı bir bağlayalım. Displace'imiz bir çıksın ortaya. Sonra buradan şöyle şunu bir bağlayayım da bump'ı. Araya corona normal'ı atalım. Corona normal'ı geliyorum. Attım. Tabii normal'a bağlayabilirim. Şöyle gamayı da açalım. Sonra arkadaşlar bunu mesela yansımalar, reflection color'ı attım. Şimdi diffuse color'ımı direkt atayım. Şimdi bu IO'yu yapmadan şu an benim şu bitmiş, çalışır bir materyalim oldu arkadaşlar. Şöyle yansımayı da bir açalım. Şöyle reflection'ı da bir açmış olalım. Bakın şöyle bir materyal oluşturduk. Şimdi ben bunu atıyorum. Atadım. Ama tabii böyle UMAP'le de oynayabilirim. Şu anda gerek yok. Hemen direkt render'a başlayalım arkadaşlar. Bir bakalım render'de nasıl gözükecek. Evet. Şimdi geldi. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Bayağı yansımamız falan filan gözüküyor. Ama kütüğümüz tabii bir şey olmuş olsa çok daha güzel gözükecek. Yani şu IO'yu da kullanmış olsak, çünkü bu bir eski bir şey. Hemen IO'yu da oluşturalım arkadaşlar. Buradan bunu şöyle Occlusion Color'a, şöyle gelelim distance'ımıza bağlayalım. Daha sonra ben bir de şuraya bir tane şey bağlayayım. Şundan hani bir tane daha alıştım da. Şöyle Color Correction'a şunu bağlayayım. Yine daha önceki yaptığımız gibi. Bunu bundan yapmayı çok seviyorum, çünkü arkadaşlar buradaki durum hani kendi materyalinden oluşturulması çok daha iyi oluyor. Yani ben burada siyah da bırakabilirim burayı, ama kendi materyalinden oluş. Bakın daha da hissedilir bir noktaya geliyor. Bakın şurada karardı hemen. Burada aslında distance'ı biraz düşürmekte fayda var. Mesela 10'a çektim. Bakın şuraya kadar indi. 15, 20. Yani böyle değerler verebilirim burada. Çünkü ben bu kütüğümde yok, burada var. O biraz tabii çok doğru değil. Yani o sistemin çalışması. Burada da biraz daha IO'yu düşürebiliriz, koyuluğunu. Evet. Peki şimdi hissediyor muyuz? Yani şöyle yaklaşırsak, şöyle bir bakalım bir kütüğümüze. Evet arkadaşlar. Yani gayet güzel gözüküyor. Peki burada smoothness kısmı biraz tabii bizim yansımamızın şeyini aldı. O biraz bizim yansımamızı öldürüyor. Orada şöyle bir müdahale yapabilirsiniz. Reflection'ı attık ya onu. Tabii o ne kadar yansıyor şu an? Üzerindeki değer kadar. Az geliyor olabilir. Burada araya şunu atın. Tabii programdan çıkartırken siz kendiniz daha beyaz bir şey de çıkartabilirsiniz, ama ben onu dokuyu alsın çok önemli değil. Buradan ayarlayabiliyorum zaten. Mesela 2 dersem o daha fazla yansıyacak şu an. Bakın daha fazla yansıtı örnek. Şundan bahsediyorum. Örnek dikkat edin mesela üzerindeki yansımaya. Bir yapacağım şimdi. Evet. Bir yapıyorum.
Bakın bayağı bir gidiyor. Hani buradaki değeri siz kendiniz yapabilirsiniz. Ha, burada ekstra şunu yapabilirsiniz. Gelirsiniz. İster burada glossy de çıkartabilirdik. Glossy'yi de kullanın ya da kendiniz buradan oluşturdunuz veya nerelerin yansıması gerektiği kısmını ayarladınız, ona göre yaptınız. O size kalmış oluyor. Ama bizim burada bizim için önemli olan bu kısmın, yani normal ve displays kısmının çok iyi çalıştığını burada görüyoruz. Tabii burada siz dokuları ne kadar hissetmek istiyorsunuz? Ben normal map'i mesela burada çok daha hissedilir bir şey yapsam, bu normal olarak daha hissedilir olur. Ben mesela geleyim, şu normal map'imi daha da fazla vereyim mesela arkadaşlar. Hani şuradaki oluşturduğum şu normal map, ne yapabilirim? Yani daha böyle şeyleri şöyle Angular'ı açarım. Tamam mı? Yani şuraları falan daha hissedilir bir hale getirirsem ve bunu save dersem, hani şu an direkt bunun üstüne kaydedecek. Daha ben şey yaparken FTW diyeyim, select dedim. Şu an gitti, şeyin üstüne yazdı arkadaşlar. Gelelim. Bakın buraya yazdı. Daha da fazla şeyi çıkarmış oldu. Ve şu an burada anlık program bunu güncellediyse görebilirsiniz. Bakın şu an güncelledi bence. Çünkü artık ahşabın bayağı böyle bir şey olduğunu görüyorsunuz zaten. Bakın hemen güncelledi. Gördünüz mü? Hani programla ben anlık olarak bunu yapmış oldum. Bu çok güzel bir yazılım ve ücretsiz. İstediğiniz gibi free kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Böyle çok karmaşa istemiyorsanız, böyle Substance Painter 3D Code gibi bu yazılımı kullanabilirsiniz. Aşağıya da linkini bırakıyorum arkadaşlar. İndirin ve ücretsiz bir şekilde materyallerinizi daha kapsamlı bir şekilde hazırlayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telegram kanalına bu şeyle ilgili yaptığınız örnekler olursa oraya da gönderin. Orada üzerinde tartışırız.